biz eksilttik, Allah arttırsın, sofrayı da Kur'an kaldırsın. Güneşli günlerden merhabalar. Bu tekerlemeyi duymuşsunuzdur belki, özellikle Anadolu bölgesinde çok kullanılır Türkiye'de. Pisiler, bunlar bana hani hayatın emaneti dediğim pisiler, tıpkı Benek ve Haylaz gibi. Benek ve Haylaz da eski takipçiler bilirler. 10 günlükken bir yağmur kanalı içinde bulup büyüttüğümüz çocuklarım. Hayatın emaneti diyorum ben aynı zamanda. Normalde şu iki siyah beyaz olan ve şu tiger olan normalde kardeşler. Sonrasına aramıza küçük tiger katıldı. Kendi geldi. Ve en son olarak da Petra geldi. Şuradaki siyah beyaz olan, kalbe benzeyen şekli taşıyan. Hepsinin ayrı hikayesi var aslına bakarsak. Biliyorsunuz çalışmıyorum, işsizim 2,5 yıldır. O yüzden kısıtlı bir bütçe dahilinde hareket ediyorum ama çok şükür bugüne kadar bağışlarla, özellikle mama bağışlarıyla bugüne kadar bakabildim bu bebelere. Sadece bunlar değil, tabii ki daha fazlası da var. Neden bahsediyorum? Hani iyilik yapmaktan çoktan vazgeçti insan ama bence vazgeçmemeli. İmkan, evet, çoğumuzda olmayan bir şey. Özellikle pandemi ve sonrasındaki Rusya-Ukrayna savaşının akabinde yaşanan enflasyona bağlı olarak da çoğumuzun alım gücü hayli düşmüş vaziyette. Enflasyon karşısında çoğumuz hayli etkilendik. Bu sadece belli bir ülke değil, dünya genelinde bu böyle. Ama gene de lütfen iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Lütfen elinizdekini paylaşmaktan vazgeçmeyin. Onlar eksilsin, Allah arttırsın, sofrayı da Kur'an kaldırsın. Görüşmek üzere.